Neden mutsuzsunuz? Eğer bu soruya istediğimi elde ettiğimde mutlu olacağım diye cevap veriyorsanız, tebrikler, yine mutsuz olacaksınız. İyi maaşlı bir iş bulsanız da, iyi görünümlü bir eş bulsanız da, hastalığı atlattığınız için rahatlasanız da, çok paranız da olsa bu hiç değişmeyecek. Eğer mutluluğu dışsal koşullara bağlarsak asla mutlu olamayacağız. Bu zihniyet psikologların koşullu mutluluk dediği şeyi yaratır. Ufuktaki bir serap gibi her zaman ulaşılamayacak, hareketli bir hedeftir. Ne kadar uzağa yürürseniz yürüyün, asla tam olarak varamazsınız. Birçoğumuzun içine düştüğü tuzak budur. Sürekli olarak bir sonraki büyük şeyin peşinden koşar, sonunda bize aradığımız mutluluğu getireceğine inanırız. Stoacı felsefenin en derin içgörülerinden biri, mutsuzluğumuzun genellikle dışsal olayların kendisinden değil, bu olaylar hakkındaki yargılarımızdan kaynaklandığı fikridir. Durumları iyi ya da kötü, arzu edilir ya da arzu edilmez olarak etiketleme eğilimindeyizdir ve bu etiketler duygusal tepkilerimizi önemli ölçüde etkiler. Seninle evlendiğim için çok mutluyum ya da param olduğu için mutluyum gibi sözleri ne kadar sık söylediğimizi düşünün. Bu ifadeler zararsız gibi görünse de mutluluğun doğası hakkında temel bir yanlış anlamayı ortaya koymaktadır. Mutluluğumuzu dış koşullara bağlıyoruz, bir ilişkiye, zenginlik ya da başarıya. Ancak tartıştığımız gibi gerçek mutluluk bu yüzeysel zevklerden daha derindir. Bu yaklaşımdaki tehlike iki yönlüdür. Birincisi, mutluluğumuzu kontrolümüz dışındaki faktörlere bağımlı hale getirir. Eşimiz bizi terk ederse ya da servetimizi kaybedersek, bu artık mutlu olamayacağımız anlamına mı gelir? İkincisi, bizi sürekli bir arzu ve tatminsizlik döngüsüne sokar. Bir hedefe ulaştığımızda gözümüzü hızla bir sonrakine diker, sahip olduklarımızın değerini tam olarak bilmemize asla izin vermeyiz. İsterseniz ulu bir meşe ağacı hayal edin. Zevk, hafif bir esintide yapraklarının hışırdaması gibidir. Anlık ve yüzeyseldir. Öte yandan sevinç, ağacın kendisinin köklü istikrarıdır. Gelip geçen rüzgarlar veya fırtınalar tarafından etkilenmez. Yaşamlarımızda geliştirmeyi arzulamamız gereken şey, işte bu sarsılmaz neşedir. Peki ama bu gerçek neşe durumuna nasıl ulaşabiliriz? Yanıt, dostlarım, bilgelik arayışında yatıyor. Şimdi bazılarınızın şöyle düşündüğünü duyar gibiyim. Bilgelik mi? Kulağa yüce ve ulaşılmaz geliyor. Ama sizi temin ederim ki, bilgelik sadece filozofların ve bilgelerin erişebileceği uzak bir zirve değildir. Eğer bu yola girmeyi seçersek, hepimizin kullanabileceği bir yoldur. Sizi bu konu üzerinde düşünmeye davet ediyorum. En son ne zaman kendi inançlarınızı ve eylemlerinizi eleştirel bir gözle incelediniz? Yürüdüğünüz yolun sizi gerçekten büyümeye ve tatmin olmaya götürüp götürmediğini en son ne zaman sorguladınız? Bir kılıcın nasıl dövüldüğünü düşünün. Ona gücünü ve keskinliğini veren bir tüyün nazik okşaması değil, demirhanenin yoğun ısısı ve çekicin tekrarlanan darbeleridir. Benzer şekilde bizi daha bilge, daha dirençli bireyler haline getiren genellikle en zorlu deneyimlerimizdir. Epiktetos bu tuzağı yüzyıllar önce fark etmiştir. Şöyle demiştir, mutluluğu sahip olmadığımız şeylerin özlemiyle birleştirmek oldukça imkansızdır. Mutluluk her istediğine sahiptir ve iyi beslenmiş bir insana benzer, ne açlık ne de susuzluk çekmelidir. Bunu bir an için düşünün. Bu görüşe göre gerçek mutluluk, daha fazlasını elde etmek ya da gelecekteki bir duruma ulaşmakla ilgili değildir. Hali hazırda sahip olduklarınızla ve kim olduğunuzla yetinmekle ilgilidir. Çoğumuz iç dünyamızın derinliklerine baktığında aslında bir mutsuzluk değil, çelişki, bir çatışma görür orada. Can attığı şeylerden yakınan, kopamayacağı şeylerden kaçıp kurtulacağını söyleyen insanların yüreklerini şöyle bir sarsı verirseniz, onların zoraki sıkıntı içinde katlanıyoruz dedikleri yerlerde bile isteyerek durduklarını görürsünüz. Hiç kimse, der Epikuros, doğduğundan başka türlü göçmez bu dünyadan. Doğru değil bu. Biz doğduğumuzdan daha kötü bir halde göçüyoruz, tam doğuyoruz ama eksik ölüyoruz. Seneca ise, nasıl başladıysanız öyle bitirin yaşamınızı, diyor. Bir insan, doğduğu günkü gibi bir ruh sükuneti içinde ölürse, bilgeliğe erişmiştir. Şimdi ise tehlike yaklaştığında tir tir titriyoruz. Yüreğimizde onurlu bir cesaret, yüzümüzde renk kalmadı. Mutsuzluğumuzu o kadar şımarttık ki gözlerimizden yaşlar damlıyor boş yere.
Yeryüzünde sükunetin eşiğindeyken bile endişeli olmaktan daha utanç verici bir şey yoktur, der Seneca. Her türlü iyiden yoksun olduğumuz için yaşamımızı ziyan ettik, içimiz kan ağlıyor. Çünkü yaşamımızın hiçbir parçası bizim olmadı. Geçti, kayıp gitti ellerimizden. İyi mi yaşadım diye soran var mı? Bu soruyu gerçekten kaçımız sorduk. Ne kadar yaşadım diye bakıyor herkes. Oysa iyi yaşamak herkesin elinde olabilir ama uzun yaşamak kimsenin elinde değildir. Aslında her şey zihnimizle ilgilidir. Sağlam bir zihnin temeli de faydasız şeylerden keyif almamaktır. Bunun temel olduğunu söyledim. Bu gerçekten de zirve noktasıdır. Neyden neşe duyduğumuzu biliyorsak ve mutluluğumuzu dışsal şeylerin kontrolüne bırakmamışsak, zirveye ulaşmışız demektir. Ulaşılması kolay olsa bile, hırsları onu hiç yanıltmamış olsa bile, herhangi bir şeyin umuduyla ileriye giden insan huzursuzdur ve kendinden emin değildir. Bu nedenle de her şeyden önce neşeyi nasıl hissedeceğimizi öğrenmeliyiz. Stoacı düşünce, sizi talihin nimetlerinden yoksun bırakmaya çalıştığında, yüreklerinizi sevindiren en tatlı şey olan umuttan uzak durmanızı öğütlediğinde sizi birçok zevkten mahrum bıraktığını mı sanıyorsunuz? Tam tersi, diyor Seneca. Sizin hep neşe içinde olmanızı ve bu neşeyi de kendi yuvanızda bulmanızı istiyor. Çünkü sizin kendi içinizde varsa ancak sizin içinizden doğacaktır bu neşe. Diğer sevinçler yüreğini doldurmaz insanın. Alnındaki çizgileri silmez. Anlamsız ve gelip geçicidirler. Her gülen insanın sevinç duyduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. İnsanın ruhu her koşulun üzerinde yükselmeli, güvende ve kendinden emin olmalıdır. İnanın, gerçekten neşe duyabilmek ciddi bir iştir. Yaşayarak ölüme meydan okuyan, kapısını fakirliğe açmaktan korkmayan, zevklerine gem vurabilen biri bu neşeye sahiptir. Çünkü bir kez kaynağını bulduğunda bu neşe asla insanı yüzüstü bırakmaz. Fakir madenlerin verimi yüzeydedir. Gerçekten zengin olanlar, damarları derinlerde gizli olanlardır ve durmaksızın kazanlar kazdıkça daha bol kazanç getirirler. Aynı şekilde sıradan insanları memnun eden şu ıvır zıvırlar da bir kaplama gibi serilmiş, ince bir zevk verir ve hatta sadece yanılsamalarla kaplanmış olan neşe bile gerçek bir temelden yoksundur. Ama bu videoda bahsettiğim neşe, sizi ulaştırmaya çalıştığım neşe, Stoacıların yaşadığı neşe sağlam bir şeydir. İçine girdikçe kendinizi daha fazla açığa çıkarır. Bu yüzden sizi gerçekten mutlu edebilecek tek şeyi yapın. Dışarıdan parıldayan ve size bir başkası tarafından sunulan ya da bir başkasından elde edilebilecek olan her şeyi bir kenara atın ve ayaklarınızın altında çiğneyin. Publius Syrus bunu binlerce yıl önce biliyordu ve şöyle dedi: "Birinden dileyerek elde ettiğimiz her şey bir başkasının malıdır." Tam da bu nedenle gerçek iyiye bakın ve sadece kendi hazinenizden gelen şeylerle sevinin. Kendi hazineniz derken neyi kastediyorum? Sizin en iyi parçanız olan, kendi özünüzden gelen şeyi kastediyorum. Kendi içimizde olmayan bir şeyi dışarıdan almaya çalıştığımızda, kendi mutsuzluğumuzun yazarları haline geliriz. Kabul etmesi biraz zor olsa da, mutsuzluğumuzun tek sebebi kendimiziz. Bu içsel hazineyi keşfederken bedenimizin rolünü de doğru bir perspektife oturtmalıyız. Şu zavallı bedenlerimiz olmadan hiçbir şey başaramayacak olsak da onu önemli olmaktan çok gerekli olarak görmeliyiz. Çünkü beden bizi boş, kısa ömürlü ve yakında pişmanlık duyacağımız zevklere sürükler. Bu zevkler ölçülülükle dizginlenmedikçe tam tersine dönüşme riski taşır. Demek istediğim şu: zevk, sınırlar içinde tutulmadıkça keder uçurumuna doğru baş aşağı koşma eğilimindedir. Bu nedenle gerçek mutluluğu dışsal zevklerde değil, içsel hazinelerimizde aramalı ve bedensel arzularımızı bilgelikle yönetmeliyiz. Şimdi şöyle düşünüyor olabilirsiniz: ama ben başıma iyi şeyler geldiğinde mutlu oluyorum. Gerçek mutluluk bu değil mi? Gelin bunu daha yakından inceleyelim. Şu yaygın ifadeleri düşünün: bu haber beni çok mutlu etti. Burada olduğun için mutluyum. Seninle evlendiğim için çok mutluyum. Zengin olduğum için mutluyum. İlk bakışta bunların hepsi geçerli mutluluk ifadeleri gibi görünebilir. Ancak yapmamız gereken çok önemli bir ayrım var. Bu ifadelerin hepsi mutluluğu dış koşullara veya olaylara bağlar. Bunlar bizim koşullu mutluluk ya da zevk olarak adlandırabileceğimiz şeylere daha yakındır. Olumlu uyaranlara verilen geçici duygusal tepkilerdir. Stoacılar için, ki ben de onlarla aynı fikirdeyim,
Gerçek mutluluk çok daha derin bir şeydir. Geçici bir duygu değil, derin bir varoluş halidir. Dış koşullardan bağımsız olarak devam eden içsel bir hoşnutluktur. Bu mantık modern kulağımıza aykırı gelebilir. Mutluluğu gülümsemeler, kahkahalar ve dışa vurulan neşe ifadeleriyle bir tutmaya alışkınız. Ancak şunu bir düşünün, gerçekten başarılı olan kimdir? Her şey yolunda giderken neşeli olan kişi mi, yoksa zorluklar karşısında bile iç huzurunu ve hoşnutluğunu koruyan kişi mi? Yaygın olan yanılgılardan bir diğeri de, gelecekteki koşulları kovalamanın mutluluğa giden yol olduğu yanılgısıdır. Buna cevap verebilmek için rahatsız edici bir gerçekle yüzleşmemiz gerekiyor. Sürekli daha fazlasını arzulamamız, bizi mutlu olmaktan alıkoyan şeyin ta kendisidir. Stoacılar bu konuda netti. Bir seçim yapmanız gerektiğine inanıyorlardı. Ya sonsuz arzularınıza sahip olursunuz ya da mutluluğa. Bu ikisi birbiriyle uyumlu değildir. Bu size aşırı gelebilir. Ama zihinsel enerjinizin ne kadarını, bir şeylerin olduğundan farklı olmasını istemek için harcadığınızı düşünün. Bugününüzü takdir etmek yerine, daha iyi bir geleceğin hayalini kurarak ne kadar zaman harcıyorsunuz? Bu sürekli isteme hali yorucudur ve hayatımızda zaten var olan iyi şeyleri görmemizi engeller. Stoacıların amacı tüm olumlu duyguları yok etmek ya da asla neşe hissetmemek değildi. Aksine, yaşamdan olduğu gibi derin bir hoşnutluk duyma halini arıyorlardı. Bu, Stoacı felsefedeki en radikal ve dönüştürücü fikir olabilir. Kendinizle ve dünyayla o kadar barışık olduğunuzu hayal edin ki, hiçbir şeyin olduğundan farklı olmasını istemeyin. Her deneyim için iyi ya da kötü minnettar olduğunuzu düşünün. Çünkü bunu büyüme ve kişisel gelişim için bir fırsat olarak görüyorsunuz. Bu Stoacıların idealidir. Sadece iyi şeyler olduğunda değil, talihsizlik veya zorluklarla karşılaştıklarında bile kendilerini şanslı sayarlardı. Neden mi? Çünkü her zorluğu karakterlerinin bir testi ve daha güçlü olmak için bir fırsat olarak görüyorlardı. Bu bakış açısına göre alamadığınız terfi, biten ilişki veya yaşadığınız mali aksaklık, mutsuzluk kaynağı değildir. Bunlar değerli hayat dersleri, erdem pratiği yapma şansı ve dayanıklılığınızı kanıtlama fırsatlarıdır. Şimdi, hayatınızda olumlu şeyler olduğunda sevinç duymamanız gerektiğini söylemiyorum. Evlenmek, çocuk sahibi olmak, terfi almak, bunların hepsi harika deneyimler olabilir. Ancak mutluluk duygumuzu bu dışsal olaylara bağlama konusunda dikkatli olmamız gerekir. Neden mi? Çünkü Stoacı filozof Seneca'nın da belirttiği gibi, bu sevinçler genellikle yarının acılarının başlangıcıdır. Terfi, yeni stresler ve sorumluluklarla birlikte gelir. Evlilik, doğru bir şekilde beslenmezse çatışmaya ve kalp ağrısına yol açabilir. Biriktirdiğiniz servet, bir endişe ve kaybetme korkusu kaynağı haline gelebilir. Stoacı anlamda gerçek sevinç sona ermez, tersine dönmez. Her an değişebilecek dış koşullara bağlı değildir. Peki, kalıcı mutluluk dış başarılarda veya koşullarda bulunmuyorsa nereden gelir? Stoacı felsefeye göre cevap basit ama derindir. İçten gelir. Kendi içimize doğru yapacağımız bu yürüyüşün en tehlikeli ya da en anlamsız yolculuk olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ama genellikle en güvenli yolculuktur. Mutluluğun temeli geleneksel anlamda mutlu olmak değil, hoşnut olmayı öğrenmektir. Bu tür bir neşe ancak içinizde varsa içinizden doğar. Bu, Stoacıların erdemler olarak adlandırdığı bilgelik, adalet, cesaret ve ölçülülük gibi içsel nitelikleri geliştirmekle ilgilidir. Gerçek mutluluğu bulmak için odağımızı değiştirmemiz gerekir. Tatmin kaynaklarını sürekli dışarıda aramak yerine içimize bakmamız gerekir. Kendimiz üzerinde çalışmalı, karakterimizi ve hayatın iniş çıkışlarını soğukkanlılıkla karşılama becerimizi geliştirmeliyiz. Bu pasif olacağımız veya gelişim için çabalamayı bırakacağımız anlamına gelmez. Ancak bu, esenlik duygumuzun çabalarımızın sonuçlarına bağlı olmadığı anlamına gelir. Elimizden gelenin en iyisini yaparız, ancak sonuçlardan bağımsız olarak huzur içinde kalırız. Seneca, bir insan kötü alışkanlıklarıyla mücadele ederken, öğrenmeye ayırdığı zaman sadece kötü alışkanlıklarından arta kalan miktar ise nasıl yeterli miktarda öğrenebilir diye sorar. Hiçbirimiz yüzeyin derinliklerine inmiyoruz. Yalnızca tepeyi gözden geçirir ve bilgelik arayışına harcadığımız azıcık zamanın meşgul bir adam için yeterli olduğunu düşünürüz.
Bizi en çok engelleyen şey, kendimizden çok kolay memnun olmamızdır. Bize iyi adam, duyarlı adam ya da kutsal adam diyen biriyle karşılaştığımızda, kendimizi onun tanımında görürüz, ölçülü övgülerle yetinmeyiz, utanmaz pohpohlamaların üzerimize yığdığı her şeyi sanki hakkımızmış gibi kabul ederiz. Bizi insanların en iyisi ve en bilgesi ilan edenlere katılırız, oysa onların çok yalan söylediğini biliriz. Ve kendimizi o kadar beğeniriz ki, özellikle tam tersine bağımlı olduğumuz halde, bazı eylemlerimiz için övgü bekleriz. Evinde eşine şiddet uygulayıp, toplumun önünde en nazik, çalıp çırparken en cömert ya da sarhoş ve şehvet içindeyken en ölçülü olarak adlandırıldıklarını duyarız. Dolayısıyla, sırf kendimizi insanların en iyisi olarak gördüğümüz için ıslah olmaya isteksiz olduğumuz sonucu çıkar. İskender'in Hindistan'a kadar gittiği bir hikaye var. Hikayeye göre, İskender komşuları tarafından bile pek tanınmayan kabileleri yakıp yıkıyordu. Belli bir kentin kuşatılması sırasında, surlarda keşif yaparken ve surların en zayıf noktasını ararken bir okla yaralandı. Yine de başladığı işi bitirmek niyetiyle kuşatmaya uzun süre devam etti. Daha sonra bacağından akan kan kesildi, kuruyan yarasının acısı arttı ve atının üzerinde otururken bacağı giderek uyuştu. Ve sonunda geri çekilmek zorunda kaldığında şöyle haykırdı. "Herkes," dedi, "istediği kadar benim Jüpiter'in oğlu olduğuma yemin etsin dursun bakalım. Ama şu yara benim bir ölümlü olduğumu haykırıyor." Biz de aynı şekilde ne olduğumuzu bilmeliyiz. Her insan karakterine göre yalakalıktan etkilenir. Bizi pohpohlayana şöyle demeliyiz. "Bana mantıklı bir adam diyorsun ama arzuladığım şeylerin ne kadarının yararsız olduğunu ve ne kadarının bana zarar vereceğini biliyorum. Tokluğun hayvanlara öğrettiği, yiyeceğimin ya da içeceğimin ölçüsünün ne olması gerektiği bilgisine bile sahip değilim. Midemin ne kadarını tutabileceğini henüz bilmiyorum." Şimdi size bilge olmadığınızı nasıl anlayabileceğinizi göstereceğim. Bilge insan neşeli, mutlu ve sakindir, sarsılmaz, Tanrı'yla aynı düzlemde yaşar. Alıntı yapıyorum. Şimdi git kendini sorgula. Eğer hiçbir zaman üzülmüyorsan, zihnin kendi endişesiyle, gelecek olanın beklentisiyle rahatsız olmuyorsa, ruhun gece gündüz düzgün ve değişmez rotasında ilerliyorsa, dik ve kendinden memnunsa, o zaman ölümlülerin sahip olabileceği en büyük iyiliğe ulaşmışsın demektir. Alıntı sonu. Bununla birlikte, her yönden her türlü zevki arıyorsanız, bilgelikten olduğu kadar sevinçten de yoksun olduğunuzu bilmelisiniz. Ulaşmak istediğiniz hedef sevinçtir. Ama zenginliğin ve resmi unvanların ortasındayken hedefinize ulaşmayı bekliyorsanız yoldan sapıyorsunuz demektir. Başka bir deyişle, kaygıların ortasında sevinç arıyorsanız, size mutluluk ve zevk verecekmiş gibi hevesle uğruna çabaladığınız bu istekler yalnızca kederinizin nedenleridir. Bu damgayı taşıyan tüm insanların sevinç peşinde koştuğunu, ancak hem büyük hem de kalıcı bir sevinci nerede elde edebileceklerini bilmediklerini iddia ediyorum. Alıntı yapıyorum. Biri bunu ziyafette ve kendini şımartmada arar. Bir başkası şan şöhret peşinde koşarken ve etrafı müşteri kalabalığıyla çevriliyken, bir diğeri metresinde. Bir başkası boş kültür gösterilerinde ve iyileştirme gücü olmayan edebiyatta. Bütün bu insanlar aldatıcı ve kısa ömürlü zevkler tarafından yoldan çıkarılırlar. Örneğin bir saatlik komik bir çılgınlığın bedelini günlerce süren bir hastalıkla ödeyen sarhoşluk gibi ya da büyük bir zihinsel huzursuzluk pahasına kazanılan ve kefareti ödenen alkışlar ve coşkulu onayların popülerliği gibi. Alıntı sonu. Tam da bu nedenle bilgeliğin etkisinin kesintisiz ve sürekli bir sevinç olduğunu düşünün. Bilge adamın zihni ay ötesi gök kubbeye benzer. Sonsuz sükunet o bölgeyi kaplar. O halde bilge olmayı dilemek için bir nedeniniz var, eğer bilge adam neşeden asla mahrum kalmıyorsa. Bu sevinç, yalnızca erdemlere sahip olduğunuz bilgisinden kaynaklanır. Cesur, adil ve kendine hakim olanlardan başkası sevinemez. Ve eğer soruyorsanız, ne demek istiyorsun? Akılsızlar ve kötüler de sevinmiyor mu? Avını yakalayan aslanlardan daha fazla sevinmiyorlar. Zevklere ve eşyalara düşkün olanlar, her geceyi yalancı sevinçler içinde ve sanki son geceleriymiş gibi geçirirler. Ama erdemle gelen sevinç kesilmez, sona ermez. Eğer dışarıdan ödünç alınmış olsaydı, kesinlikle sona ererdi. Bir başkasının ihsan etme gücüne sahip olmadığı için, bir başkasının kaprislerine de tabi değildir.
talihin vermediğini o alamaz. Peki koşullu mutluluk ve kendini kandırma döngüsünden nasıl kurtulabiliriz? Stoacıların bahsettiği türden bir içsel hoşnutluğu nasıl geliştirebiliriz? İşte birkaç temel adım. 1. Öz farkındalık pratiği yapın. Düşüncelerinizi, arzularınızı ve davranışlarınızı düzenli olarak inceleyin. Motivasyonlarınız, mutluluğunuzun ve mutsuzluğunuzun kaynakları hakkında kendinize karşı dürüst olun. 2. Kontrol edebildiğiniz şeylere odaklanın. Stoacılar kontrolümüzde olan ve olmayan şeyleri birbirinden ayırmanın önemini vurgulamışlardır. Enerjinizi, dış koşulları kontrol etmeye çalışmak yerine, kendinizi ve olaylara verdiğiniz tepkileri geliştirmeye odaklayın. 3. Erdemi geliştirin. Bilgelik, adalet, cesaret ve ölçülülük gibi nitelikleri geliştirmeye çalışın. Bu içsel nitelikler, kalıcı memnuniyetin gerçek kaynağıdır. 4. Minnettarlık pratiği yapın. Her zaman daha fazlasını istemek yerine, sahip olduklarınızı takdir etmek için her gün zaman ayırın. Bu, bakış açınızı eksiklikten bolluğa doğru değiştirmenize yardımcı olur. 5. Zorlukları kucaklayın. Zorlukları mutluluğun önündeki engeller olarak değil, büyüme fırsatları olarak görün. Kendinize her durumdan ne öğrenebileceğinizi sorun. 6. Bağlanmayı bırakın. Dış mutluluk kaynaklarına olan bağlılığınızı gevşetme alıştırması yapın. Olumlu deneyimlerin tadını çıkarın, ancak onlara tutunmayın veya sonsuza kadar sürmelerini beklemeyin. 7. Bilgelik arayın. Kendinizi sadece akademik konularda değil, iyi yaşama sanatı konusunda da sürekli olarak eğitin. Felsefe, psikoloji ve insanlık durumuna dair içgörüler sunan diğer disiplinleri inceleyin. Videonun sonuna yaklaşırken, sizi Stoacı felsefeden gerçek neşenin doğasına dair güçlü bir fikirle baş başa bırakmak istiyorum. Stoacılar gerçek neşenin kesintisiz ve sürekli olduğuna inanırlardı. Dış koşullara bağlı değildir, ancak erdemlere sahip olduğunuz bilgisinden kaynaklanır. Öyle istikrarlı, öyle içsel güç ve bilgeliğe dayanan bir zihin durumu hayal edin ki, etrafınızda ne olursa olsun sakin ve memnun kalsın. Bu Stoacı neşe idealidir. Hayatın tüm iniş çıkışları boyunca devam eden dingin bir içsel durum. Bu tür bir neşe, sürekli heyecan veya zevkle ilgili değildir. Dünyayla ve kendinizle ilgili derin, kalıcı bir doğruluk duygusudur. İlkelerinize göre yaşadığınızı, sürekli olarak kendinizin en iyi versiyonu olmak için çabaladığınızı bilmekten gelir. Dostlar, gerçek mutluluğa giden yol kolay değildir. Kökleşmiş düşünce ve davranış alışkanlıklarına meydan okumamızı gerektirir. Tatmin için dışarıdan ziyade içeriye bakmamızı ister. Mutluluğu dış koşulların ellerine bırakmak yerine, kendi memnuniyetimizin sorumluluğunu üstlenmemizi gerektirir. Ancak bu çabanın ödülü muazzamdır. İçsel erdemleri geliştirerek ve sahip olduklarımızla ve kim olduğumuzla yetinmeyi öğrenerek, kendimizi sonsuz istek ve tatminsizlik döngüsünden kurtarırız. Hayatın zorlukları karşısında dirençli olur, başkalarının yalnızca engeller gördüğü yerlerde büyüme fırsatları buluruz. Unutmayın, her an bir seçim sunar. Geçici zevklerin ve koşullu mutluluğun peşinden koşmaya devam edecek misiniz? Yoksa bilgece ve erdemli bir şekilde yaşamanın getirdiği derin ve kalıcı sevinci geliştirerek içe mi döneceksiniz? Seçim sizin. Ama sizi Stoacı yolu düşünmeye teşvik ediyorum. Sürekli heyecan veya zevk vaat etmeyebilir, ancak çok daha değerli bir şey sunar. Anlam, esneklik ve gerçek memnuniyetle dolu bir yaşam. Mutluluk ve Stoacı felsefeye dair bu keşifte bana katıldığınız için teşekkür ederim. Bir dahaki sefere kadar, bilgelikte güç ve erdemde neşe bulmanız dileğiyle.